Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün QQ ile beraberiz yine. Qashqai'ye yapım aşamasına başladık. Ne yaptık? İşte en başta biliyorsunuz film yaptık. Tabii şimdi şöyle söyleyenler olabilir. Ya bu nasıl araba projesi? Tabii herkes alıştı. Araba projeleri nasıl lip ekledim, şöyle ekledim, böyle ekledim ama benden böyle bir şey zaten şimdiye kadar pek görmediniz. Çünkü benim otomobil anlayışım, otomobil koruma anlayışım böyle değil. Bu anlamda benim bakış açım piyasadaki birçok kimseye göre farklı. O yüzden biz öncelikle aracı yapım aşamasına o aracı korumakla başlıyoruz. Bu arabayı nasıl koruyabiliriz? Nasıl daha az zarar verdirebiliriz? İşte bunun için de yine 2C Detailing Stüdyo'ya geldik İshak abiye. Hoş geldin. Arabamıza bugün kaput filmi yaptıracağız. Kaput filmi tabii daha önce sıçrayan taşlarla başı belaya girmiş olan kişiler veya yeni bir otomobil almış olan kişiler kaput filminin gerekliliğini bilir. Mesela ben daha önceden hep 10 yaşında araba binerdim. 10 yaşında araba binerken kaput filmine hiç ihtiyaç duymazdım. Çünkü zaten bayağı bir burası şey oluyordu. Taş kuruğu oluyordu zaten. Aynen yapabilecek öyle. O yüzden şey kalmıyordu. Çok ihtiyacın olmuyordu. Ama yeni bir araba aldığın zaman ki günümüzün modası biliyorsunuz artık yeni araba. Bunda bizim de katkımız var. Hep dedi ki yeni her zaman yenidir. Hala daha da söylüyoruz. Bununla beraber bir de far filmi yaptıracağız. Tabii burada da önemli olan hususlardan bir tanesi çizikten ziyade bunda bir şey belli olmaz ama abi bu kırıldığı zaman ben bir Corolla'da kırdım. Kesinlikle. Çok canın yanıyor çünkü 2014 Corolla 2250 lira abi. Çok pahalı. Yani onda bile fiyat oysa yerli üretim araba yani hani bizim yerli ve milli malımız diyorsun ama öyle değil. Kesinlikle. Bir de bunlarda düşün yani maliyet kim bilir ne kadar çıkacak ki bugün biraz daha lüks bir araba kullandığın zaman 25 bin lira 30 bin lira gibi maliyetler çıkıyor. Daha pahalı farlarımız da var. Aynen. Aynen öyle. Şimdi burada İshak abi ben öncelikle sana sorarak başlayayım. Çünkü bizim bu bölümleri çekmemizin, yani şunu da diyebilirdik. Biz bu arabaya kaput filmi yaptık da diyebilirdik. Tabii ama yani önemli olan buradaki önemli olan şey ne? Önemli olan burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Yani neye dikkat edeceğiz? Mesela kaput filmi, işte PPF diyorlar, PVC diyorlar. Bazı isimler var, bazı isimlendirmeler var ama herkes şöyle söylüyor. Ya ben PVC kullanıyorum ya diyor şimdi adam. Lan ne diyorsun bu? Ne ifade bir şey ettiğini bilen yok. Ve adam sana şöyle lanse ediyor. İyi öbürüne gidiyorsun. Ben diyor PPF kullanıyorum zaten bizim malda. Abi o mu sıkıntı olmaz bu mu sıkıntı olmaz şimdi. Bir karar verin. Aynen herkes şöyle ben herkes farklı bir şey söylüyor. Ben dayımdan tezgahtarlık öğrenirken bana şey diyordu. Oğlum anlamayacakları şeyler söyle, yabancı şeyler söyle, etkilersin terimleri diyordu. Değiştir. Terimleri değiştirince her şey değişiyor. Fazlasıyla var bu terim muhabbeti aynen. Kesinlikle. Şimdi biz tamamen basitleştirelim bu durumu. Hani aynen. Çok fazla böyle detay terim vesaire bu tarz konulara girmeyelim. Kaput koruma veyahut da boya koruma filmi ne işe yarar? Veyahut da yani hani insanların çok söylediği P.P.F yani PPF nedir? Paint Protect film yani boya koruma filmi. Bunun amacı nedir? Aracımızı dışarıdan gelebilecek taş sıçramaları, işte çizikler vesaire bunlara karşı koruma sağlaması. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir durum söz konusu. İşte piyasada gittik, PVC yaptırdık. PVC aracımıza ne kadar sürede performans gösterir? İkisi arasındaki fark nedir? Doğru olan ürün tabii, hangisi? Bir de korurken boyaya zarar verme olayı var. Ya tabii işte PVC'lerin durumu bu. Yani şimdi PVC'nin maksimum ama tabii burada iklim şartları da devreye girer. Bir Antalya'yı mesela bir Adana'yı asla kıyaslayamazsınız. PVC yaptınız 6 ay sonra çöp sökmeniz gerekir. Çünkü çok sıcak. Ne oluyor? Ürün kavruyor. Bu sefer aracın boyasına söktüğünüzde zarar veriyor. Ve mat durur. Aracın üzerinde ultra parlaklık sağlamaz. Poliüretan yapısı olmadığı için çok çabuk taş geldiğinde kendisi yırtılır. Yırtıldığı gibi araç yine taş vuru olur. Şimdi biz buraya boya koruma filmi neden yaptırıyoruz? Taş vuruğundan korumak için. Ama PVC bunu yapmıyor ki. Çok sert taş geldiğinde kendisi de zarar görüyor, aracın da zarar görüyor. İşin kötü tarafı, yapan ustalar diyor ki kardeşim bu boya koruma filmi, işte PVC demiyorlar, PPF diyorlar, TP farklı kodlar var onları söylüyorlar. 5 yıl garanti. Abi neye güvenerek veriyorsunuz? Müşteri de yanılıyor diyor ki ben yaptırdım, ekonomik de bir fiyata yaptırdım. 5 yıl sonra arabamın bir şey olmayacak. 2 yıl sonra araba geçmiş olsun. Yani o kaputu söktüğünde boyanmak zorunda. Görüyoruz böyle şey çatlak çatlak oluyor, işte kahverengi oluyor falan. Kahverengiye doğru yanıyor, kavruluyor. Çünkü şöyle sadece güneş ısıtmıyor, motor da alttan ısıtıyor. Tabii. Hadi tavan değil ki bu 3 yıl dayansın. Dayanmaz, olmaz. Bizim yapacağımız ürün %100 poliüretan, markası Sitek. Yani poliüretanın yapısı zaten şu. Lifli dokuya sahip ürün. İçeriğinde poliüretan olduğu için çok sağlam. Ürünü esnettik diyelim. Bıraktığımızda kendini yeniliyor. Eski haline geri geliyor. Mesela aracımızı çizdik. Çizildi. Isıyı gördüğünde hemen kendini tekrar yenilemeye başlıyor.
Bunun yanı sıra ürünün hidrofobik su itici özelliği var. Su tutmuyor, toz tutmuyor, kir tutmuyor, ultra parlaklığı var. Bunlar ekstra ürünümüzün artıları. Ve olması gereken ürün de kesinlikle, hani burada şu önemli, poliüretan olsun. Anladım. Hangi marka oluyorsa olsun poliüretan olsun. Bizim ama tercihimiz tabii ki Stek Lumar ama farklı markalarda da poliüretan olduğu sürece araçlar problem yaşamaz. Ama PVC şöyle bir şey olmamalı. Var abi, ben burada da şuna güveniyorum. Bak kesin net söyleyeyim. Sen bununla ilgili bir bilgi de verdin. Az önce bir kasko muhabbeti geçti aramızda. Kesinlikle bu çok önemli. Hiç kimse bunu dile getirmiyor. Onu, çok önemli bir onu durum. Onu sana soracağım. Çok önemli detay. Bir de onun dışında şu. Şimdi ben malzemeyi yaptırıyorum ya. Benim evet. güveneceğim şey ne biliyor musun abi? Bu otomobil piyasasında da böyle. Elektronik piyasasında da Salih abi. Bir adam sana fatura kesip faturaya istinaden bir garanti veriyorsa güveniyorsun değil mi? Mal aldın yurt dışından geldi. Belki elindeki kamera 20 bin lira. Yurt dışından geldi bu 15 bin lira ama almıyorsun. 5 bin lira daha veriyorsun. Niye? Fatura kesti son. Diye. Muhatabın var diye. Şimdi bir ürünle ilgili hak iddia etmen için o ürüne fatura kesilmiş olması lazım. Kesinlikle. Yani devletin tanıdığı bir işletmeden devletin evet. istediği gibi fatura kesilmiş bir ürün aldığın zaman devlet bu konuda karşına senin arkanda şey durur. Kesinlikle. Ama şimdi sen bunu yaptırdın. Şimdi sonuç olarak sen bana iki filmi de getirsen ben PVC mi PPF mi bilmem. Doğru. Bunu belki sen anlarsın. Evet. Belki yeni üretim teknolojilerine göre öyle yaparlar ki sen bile şüphede kalırsın. Ya çünkü tabii neler var. Adam mesela %80'i PVC yapıyor. Son üst %20 katmanını poliüretan yapıyor. Diyor ki bu %100 poliüretan. Çiziyor, ısıyı tutuyor diyor bak yeniledi. Müşteri de şimdi şaşırıyor. Diyor ki parlaklık, bu da parlak. Çizdim, bu da kendini yeniledi. İşte şu markayla bu A firmasıyla B firmasının arasındaki fark ne? 3 ay sonra anlıyor. Aynen öyle. Şimdi o konuda önemli olan hususlardan bir tanesi, bunu sen de yapıyorsun. Kesinlikle. Fatura kesip ben bu ürünü bu otomobile kullandım, bu tarihte kullandım, şu kadar garanti verdim. Tabii tabii. Benim bulunduğum yerin iklim şartlarına göre. Çünkü kilometre çok önemli, iklim şartları tabii. çok önemli. Örnek veriyorum. Yılda 20 bin kilometreye göre yıl veriliyor. Şimdi 5 yıl diyoruz ama vatandaş yılda 100 bin kilometre yol yapıyorsa ne olacak? Ben mesela buna göre 50 bin yol yapayım abi. 50 bin kilometre var bende. 2 yıl sonra değiştirmek zorundasın. Garanti sürecin sadece yıl olarak değil aynı zamanda kilometre de var bunun içerisinde. Tabii şimdi ne kadar kullandın? Buradan rüzgar vurduğu öyle zaman öyle kuru kuruya 5 yıl değil. Tabii yani burada şartlar çok önemli dediğin kesinlikle. Gibi. Şimdi alıyorsun adamın 2 tane çocuğu var. Birini ayakkabı alıyor 3 sene giyiyor. Biri 6 ayda yıpratıyor yani. Şimdi gibi. Aynen gibi. Yani. Aynı husus başka bir şey değil. O zaman abi şimdi bizim kullanıcı olarak bu ürünün ne olduğunu anlama şansımız yok ama bu ürünle ilgili hak detaylar iddia etmemiz şunlar. İçin fatura evet. istememiz lazım. Faturası olması lazım ürünümüzün. Bunun yanı sıra ürünümüzün garanti belgesi olması lazım. Şöyle güzel bir ayrıntımız var. Türkiye distribütörümüz BKF Tek bu konuda hakikaten çok hassas. Garanti belgeleri son kullanıcıya çok iyi bir şekilde hitap ediyor. Mesela işte yaptık bir uygulama, hata yaptık diyelim veya aracınız zarar gördü. Herhangi problem olduğunda müşteri hizmetlerini arayıp hakkını direkt distribütöre soruyorsun. Varsa bir problem diyor kardeşim ürünümüzde problem var veyahut da işte hizmet sağlayan personelde veyahut da firmada bir problem var. Sorun gideriliyor. Buraya gelme şartı da yok. Mesela atıyorum adam geldi ben ustayım. Evet. Ben de sıkıntı yaşadı. Distribütör bana ille de oraya gideceksin demiyor. Gidebilir. Diyor ki işte nerede var? Malatya'da var mesela sizin bir şubenizde. Bak şu şekilde. Evet abi onu da gösterelim. Burada da zaten kullanım şartları var. Yükümlülük sınırlaması vesaire bütün bakım kurulum hepsi burada detaylı bir şekilde burada yazıyor. Merak eden durdurup okuyabilir. Abi bu da şık tasarlanmış. Bu kesinlikle. Kart da ne için abi? Bu kart şimdi uygulamayı yaptıktan sonra sistemimize biz bu kart numarasını kaydediyoruz. Ve siz internete bkf.com.tr'ye girdiğinizde kart numarasını yazıyorsunuz. Garanti sorgulama. Hangi tarihte, hangi firmada, hangi usta tarafında hepsi mevcut. Abi şimdi bir soru daha. Sen az önce ben bilmiyordum bak sen söyleyince evet. çok şaşırdım. Dedin ki biz veya işte faturayla iş yapan, markalı, kurumsal değerlerle evet. iş yapan, buralardan kendisine iş yaptıran insanların bir avantajı var dedin. Kasko ile ilgili. Bunu ben kesinlikle. De bilmiyordum, sen de öğrendim. Onu senden evet. dinleyelim. Şimdi kabut koruma veyahut da işte komple arabamızı boya koruma filmiyle kaplattığımız zaman tabii ki biraz pahalı bir uygulama bu. Bu uygulamamızı kaskomuza ilave ettirebiliyoruz. Diyoruz ki kardeşim işte benim kasko yıllık ödediğim bedel ne? Örnek veriyorum 4000 TL veyahut da 2000 TL. Kardeşim ben arabama ekstra işte belli bir miktarda uygulama yaptırdım. Bunun ücretini ödüyorsunuz. Diyelim ki 150 lira 200 lira ödediniz. Bunu da kaskoya dahil ediyorlar. Çok iyi. Ürün yırtıldı kaskodan da talep edebilirsiniz. Hani garanti kapsamına girmedi. En çok mağdur olduğumuz durum şu. Ürün o kadar parlak ki fark edilmiyor. Yıkamacılar şurada bir leke görüyor. Eliyle ovalamıyor veyahut da işini iyi bilmiyor. Taziyeyi yakından getiriyor, ürünü kesiyor.
İçine de su girince bir anda mahvediyor ürünü. Tabii. Böylesi durumda kaskodan da faydalanabilirsiniz. Veyahut da bir kaza yaptınız. Hafiften ezildi. Boyama yapılacak. Ürün sökülmek zorunda. Söküldükten sonra kasko tamam burayı yaptırdı ama buradaki tutar diyelim 300 lira. Kabut kaplama 1500 lira veya 2000 lira. Ne yapıyorsun? Kaskodan alabiliyorsun. Bu hakkını. Çok güzel bir detay abi. Çünkü tabii işte faturanın artıları bunlar. Tabii. Cam filminde de aynı. Ön cam. Mesela cam filmi çektik. Camın kırıldı. Kasko camı ödüyor ama filmi kim ödeyecek? Cam kadar fiyatı tabii var. Tabii şimdi mesela Lumar'ın filmini yaptığın zaman şu an sende kampanya var bu arada. Kampanyada evet. Fiyatlar uygun ama normalde biraz daha tabii bu da şeye göre bizim hep aklımıza yerleşmiş. Niye adam oraya yazmış 100 liraya cam filmi çekilir. Tamam ona, ondan dolayı aklımızda hep o yer etmiş. O yüzden pahalı gelebiliyor. Zaten ülkemizde otomobil de pahalı bir şey. Alınca bir de böyle şeylere para harcıyorsun evet. Ama detayına girdiğin zaman gerçekten çok fazla çok artıları var. Artılarının olduğu kesinlikle. Anlıyorsun. Adam geldi, vurdu camını, kırdı senin. Evet. Sen filmi de alabiliyorsun. Bu güzel ya bir şey yani. Ucuz bir şey. Uygulama değil yani bu. Tabii. Pahalı bir uygulama ve yani kırıldı, yaptırmak istiyorsun. Kaskondan faydalan kardeşim. Zaten camı kasko takıyor. O zaman senin dediğine göre şöyle de olur. Yani. Vurdun arabayla pert ettin araba. Yeni araba verdiler ya da para verdiler, gittin aldın. Tabii. Getir, yaptır filmini kaskonla. Ya kasko değerini örnek veriyorum. 300 bin liraysa 320 bin lira olacak. Kasko değerinin arttığı zaman araban pert oldu. 320 bin lira üzerinden paranı alacaksın. Güzel mantık. Bunu ben işleteyim abi şimdi gidince. Tabii işleteceksin. Arıyorum birazdan. Abi o para zaman, veriyorsun. Abi o zaman kaplamaya başlayalım. Tamam. Önemli hususlardan bir tanesi arabayı çizme meselesi. Onu da kaplarken gösterelim. Onu da kaplarken gösterelim. Aynen. Tamam. Kia Stringer. Ailenizin otomobili ve ailemizin yeni üyesi diyormuşum. Abi bunu ne güzel kaplamıştınız ya. Bir de bu arada arkadaşlar Sivas'ta Kia Stringer var. Sahibinden de sözünü aldık inşallah. İlerleyen dönemlerde bu videonun altına gelecek like sayısına göre bir Stringer videosu da yapabiliriz. Özel bir Stringer onu da söyleyeyim. Ama abi kaplama gerçekten çok güzel olmuş. Bu kaplamayla inşallah nasip olur diyelim. Anahtarla mesela ben kötü yapalım. Niyetliyim geldim tamam. Arabayı çizeceğim mesela şuradan abi çizmeye çalışayım bak abi Salih abi. Bir abla, de güç deneyelim. Sen sıcak verince düzeliyor dedin ama sıcağa da gerek yok düzeldi yani şimdiden. Bak mesela şimdi böyle bir de hani böyle derin derin hani bıçağı atan adam atar gider. Yani. Atar gider. Bir de şöyle yapalım abi. Abi şuna baksana ya. Hadi de bas. Olmuyor mu? Vallahi bayağı olmuyor mu? Bayağı da kaldırdık ha. Şimdi bu düzelecek mi abi? Evet. Çektik abi. Çekince diyorsun. Baksana abi. Isıyı hakikaten tuttuğumuzda düzeldi. Şurada birazcık şey var. O da şey değil yani böyle iz yok elimin altında. Yok, sadece bir göçük geçin. Var. Gayet iyi abi ya. Yani gelip de adam üzerine oturmadığı sürece. İmkansız. Gelirken balon getirdim. Şu parçayı da az önce çaldım fark etmediler oradan. Elim hızlı bu arada. Şimdi İshak abiye vereceğim. Arabanın farlarını kesiyorlar. Bakalım bunu da kesebilecek mi? Farlar gitti farlar. Ha vallahi farları hep kestiniz ya. Abi ben sana bir sürpriz hazırladım. Gelirken bir tane balon getirdim. Çok güzel. Berber dükkanı gibi. Abi bunu kesersen güveneceğim. Yoksa? Yoksa güvenmiyorum. Abi hep çizdiğiniz gibi geliyor bana buradan bakınca. Tamam yapalım. Tamam abi ama iddialı olur öyle olmaz ya. Tamam neyini? Bizde yemek olur abi ne olacak? Tamam başımız üstünde. Eyvallah. Balonu çok şişirmişsin sen mi şişirdin? Herhalde abi çok şişireceğiz tabi. Fardan da sert olmuş. Dur abi bir daha neyse devam. Sıkıntı yok. Dikkatimi dağıttın ama.
Önce bir bıçağını kontrol edeyim. Sence? Bence kesemezsin abi. Mümkün değil. Buradan bunu nasıl keseceksin? Hadi kestin diyelim, nasıl ayıracaksın? Hadi ayırdın, o balon nasıl patlamayacak? Bence patlayacak. Bence sen ufaktan ucuna dokunduruyorsun onu şu an. Çizmiyorsun tam. Ortam çok sessiz oldu yalnız. Vallahi patlarsa ben korkacağım yalnız. Bence patlayacak abi. Yok artık. Son... Abi tam orada patlayacaktı işte. Ben orada patlamasını bekliyordum. Dur daha bakalım, kestik mi? Oo, Salih abi tam görsün. Tam patlama yerlerine. Bir dakika Salih abi, bak dikkatimi dağıtıyorsun. Sanki makine değecek. Şöyle. Abi yok artık. Patladı abi. Baba kesmede değil ama. Ben bilmiyorum. Bak. Patladı kesmede mı abi? Kesmede değil ama. Patladı mı abi? Patladı gitti. Tamam, bir yemek gördünüz. Ben yemeğimi alırım. Abi yapacak bir şey yok. Korkuyorsun, sıçrıyorsun. Abi şimdi konunun üzerine gelmişken en önemli yerlerden bir tanesi bıçakla kesmek. Evet. Şimdi burada da gördüğümüz gibi sen diyorsun ki biz bu zaten kat kat kesmiyoruz, çiziyoruz biz. Evet. Ya işte örnek veriyorum 150 mikron, bunun 120 mikronuna işte bıçağımızla kestiğimizi düşünün. Daha sonrasında o geride kalan kısım yırtarak zaten geliyor. Fara değmiyor yani bıçak. Hı, ya anladım. Hani yetenek, ustalık. Tabii bütün ustalar zaten. Ya senin elin alışmış keser zaten ona artık. Tabii ki. Ben alsam vurur direkt çizerim yalnız yani. Olmadı. Bir balonda ona şişirmem lazım. Bir tane de senin denemen lazım. Balon? Abi ben kesemem ki ya. Bir dene belki kesersin. Abi yok ya, kesemem. Kazandım, yemeği kaybedemem şu an. Abi bitirdik. Kapı bitirdik şu anda. Var filmimizi. Şimdi evet, burada bir husus daha var. Bir zaten onu gösterdik. Bir tanesi şurada maket bıçağıyla kesmeydi. Diğeri de şu uçlarını dönme meselesi. Şimdi evet, ucunu niye dönüyorsunuz? Niye dönülür, niye dönülmez? Onu anlatalım. Hatta bir de kaputu şöyle kaldıralım mı? Tabii tabii kaldıralım. Şöyle kaldıralım abi. Salih abi şuradan bakarsan içeriye döndüğümüz ortalama 1 santime kadar içeriye dönüş yapıyoruz burada. Yani bunun amacı örnek veriyorum tazyikli su vesaire geldiğinde buradan bir uç bulup da kaldırmasın, kavlatmasın. Onun haricinde de yani kabut üzerinde de bıçak kullanmamak mümkün mertebe. Zaten burada abi şimdi buna taş gelse mesela şuraya gelir herhalde ya. Değil mi? Buna da geliyor yani, bu uç kısımlara daha çok geliyor. Ya buraya daha çok gelir, ben de öyle düşünüyorum. O yüzden buraya dönmesi de mantıklı. Tabii bir de yani şöyle hani böyle olunca çok daha iyi oluyor. Fark edilmiyor da. Tabii. Yani şimdi şurada var, çizginin olması çok hoş olmaz. Doğru. Yani fark edilmemesi güneşten de güzel. Güneşten falan da tabii daha çok etkilenecek. Dediğin gibi yıkarken kaldırma durumu olacak. Tazyik falan vururlar. O manada da o gibi. Gayet güzel. Abi elimize kolumuza sağlık. Güle güle bir durum kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. Gayet başarılı güzel bir çalışma oldu. Şimdi değil. Ha, daha sonra çizeceğiz. Uğraşacağız biraz arabayla. Peki bundan sonra ne yapacağız abi? Üçüncü bölümde bizi neler bekliyor? Üçüncü bölümde bizi neler bekliyor? Üçüncü bölümde seramik kaplama yapacağız araca. İç evet, ve dış bakımlarını tamamlayacağız. Onu da o şekilde tamamlayacağız. O şekilde kapatacağız. Evet. Peki o zaman otomobile yapılan popüler işlemler. Cam filmi, kaput filmi, seramik kaplama, iç mekan temizliği gibi. Tabii iç dış, bakım koruma işlemi olarak. Yani detay işlemi tamamına bir seri yapıyoruz aslında biz burada baktığınızda. Tabii olması nelere, gerekenleri yapıyoruz. Tabii nelere dikkat edilir, neler sorulur, neler yapılır bunları tabii anlatıyoruz. Abi kaput filmiyle ilgili eklemek istediğin ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok. Yani geneli bu zaten. Geneli bu zaten. Peki o zaman biz de Sivas'taki adresimiz 2C Stüdyo'ya veda diyoruz. Salih abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet Salih abi. Çok güzel video. Mükemmel. Abi size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür ederiz. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Hakikaten muhabbet on numara. Bir de Oğuzhan olmasa bir tane daha. Abi Oğuzhan diyoruz. Ben bakıyorum Oğuzhan diyoruz. Yemin ediyorum. Bir an kendimi burada çırak zannediyorum. Bir sağa sola gidiyorum. Yani, kim beni çağırıyor ne oluyor? Topla desen toplayacağım yani. Şunu getir bir baktım elinde kutuyla gidiyor. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.